Canımın neye sıkıldığını bilirim. Canım mı sıkılırmış? He ya. Sıkılır tabii. Ben seni bilmez miyim? Anlamaz mıyım hiç? Peki neden sıkılırmış canım? Onu sen diyesin balam. Çıkar ağzındakileri Gonca. Yük yapmasın sana. Çok lazımdı sanki. Kilimleri, süsleri. Olmasa olur mu hiç? Bir şey demeyecek misin bana? Osman Bey için bir mesele yoktur. Bu durumda bize de bir şey söylemek düşmez. İyi de biz bunu... Gonca. Tamam. Burada adaleti tesis etmek için bulunuruz. Sakın çekinmeyesin. Hadise nasıl olduysa öyle anlatasın. Daha önce de ifade ettiğim gibi fikrimi değiştirdim. Mülkümü Osman Bey'e satmaya karar verdim. Bu garip kendini savunamıyordu ya. Sakın ha kendini aldatmayasın. Cenab-ı Hak seni görür ve işitir. Ne diyorsun? Aranızda ne geçti? Beyim. Bugün mülkünü satmak istemeyince öfkeme yenik düştüm. Bunu beyime yapılmış bir hakaret gibi gördüm şey. Sonra bir köşeye çekip onu mülkünü satması için sıkıştırdım. Eğer mülkünü satmaz ise onu elimden kimsenin alamayacağını söyledim. Elinden kimse alamaz ha. Affedersin bey. Böyle mi oldu? Böyle oldu. Şu halde Orhan'a bir canı tehdit ettiği ve istemediği bir işe zorladığı için ceza vermemiz icap eder. Hükmüne razıyım şeyim. Mülk sahibinde kalacak. Ve gördüğü zulmün karşılığı olarak kendisine 10 altın ödenecek.